Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ne oğlum, tekte yaptım. Elhamdülillah. Evet, bahar geliyor. Çiçekler açıyor, havalar ısınıyor. Deniz, kum, güneş, okuma kampları sezonu açılıyor. Okuma kampı deyince nasıl baktın? Yani havalar ısındıkça ister istemez insan içinde böyle nefsi kaçacak, kendini belki Allah korusun günah atacak bir yer alıyor. Ve bunun içinde yapması gereken bir açık bulmak, bir şüpheyi, bir vesveseyi kuvvetlendirmek ki vicdanla morfin vurup rahatça günah girsin. Tabii tepsi, tek sebebi bu değil. Dolayısıyla yani şunu demeye çalışıyorum, bahar ayının vesvesesi çok olur. Dolayısıyla kendimizi daha iyi muhafaza edebilmek için nefsimize, içimizden bu soruları soran mekanizmaya asla hiçbir gidecek kapımızın olmadığını, dışarıdaki dünyanın ne kadar saçma olduğunu, Allah'ın kapısının hak olduğunu ispat etmemiz gerekiyor. Bu yüzden hızlı hızlı sorularımızın cevabına geçelim Allah'ın izniyle. Artistik yaptım ama oldu mu? Öyle. Başlayalım. Ne demiş bak, en sevdiğim seri benim de. Abi, arkadaşlarla oturup muhabbet ettiğimiz zaman altından kalkamadığım sorular oluyor. Cevap veremiyorum. Eğer bu soruları cevaplarsanız onları bir nebze daha ikna etmiş olacağım Allah'ın izniyle. Soru 1. Neden şeytanın yaptığı hatayı, neden Hazreti Adem'in yaptığı hatayı biz insanlar ödüyoruz? Üstad Bediüzzaman Hazretleri bu konuda bizim bu bakışımızın tam zıttı olarak Hazreti Adem'in cennetten ihracını bir ceza, hataya karşılık verilmiş bir ceza olarak değil, tam aksine bir vazifeye binaen gönderilmiş. Yani bir amaca hizmet etmek için yapılmış bir iş olarak görüyor. Nasıl? İnsanlığın, meleklerin, cinlerin yaratılışının özü kulluk, kulluğun özü de Allah'ı tanımaktır. Çünkü Cenab-ı Hak onu tanıyacak mahlukları, yaratışının hikmetini "ben gizli bir hazineydim, kendimi bildirmek istedim" cümleleriyle özetliyor. Eğer biz cennette kalmış olsaydık bu gizli hazinelerin birçoğunu açamayacaktık. Mesela cennettesin, hastalanmak yok. Hastalanmak olmadığı için, o sıkıntılar olmadığı için Allah'ın El Şafi ismini, o gizli hazineyi açamayacaktık. Veya cennette bir kural, bir sınırlama olmadığından kuralın dışına çıkmak diye bir kavram da yok. Dolayısıyla günah yok. Günah olmadığı için El Tevvab isminin tecellisini anlamak kavramı da oradan akıs kalacaktı. Dolayısıyla kulluğun özü Allah'ı tanımak, Allah'ı tanımak, gizli hazineleri açmak ki bunu açmak potansiyeli bir melekte dahi bizim kadar yok. Gizli hazineleri açmak da dünyaya gönderilmek. Hazreti Adem cennetten bir vazifeye binaen ihraç edilmiştir. Dolayısıyla bir cezanın değil, bir meleğin dahi erişemediği bir mükafatın ürünüsün sen. Hatta insanın varlığı cennete gitmek veya cehennemden kurtulmaktan öte Allah'ı tanımak olduğundan Cenab-ı Hak sana kendisini tanıtmak gibi bir nimeti bahşetmiş oluyor. Dolayısıyla bu cennetten daha büyük bir nimet. Yani düşünsene, bir yemeğe gidiyorsun, çok sevdiğin ama gözünden böyle sakındığın, çok görmek istediğin, hayranlık duyduğun birisini görmeye gidiyorsun. Sana önde yemekler ikram ediliyor, sen onu bekliyorsun. Yemekler ikram ediliyor, onu bekliyorsun. İçecekler geliyor, onu bekliyorsun. İçecekler geliyor. Yani her şey veriliyor. Güzel kıyafetler, onu bekliyorsun. Sen oraya o hayranlık duyduğun kişiyi görmek için gidiyorsun, önüne yemekler konuyor. 1, 2, 3 avunursun ama en son dersin ki benim sevdiğim nerede? Dolayısıyla insanın da yaratılışının amacı Rabbini görmek, Rabbini tanımaktır. Dolayısıyla cennetten daha büyük bir nimet Allah'ı görmek, Allah'ı tanımaktır. Bunun da temellerini dünyada atıyoruz. Allah bizi direkt cennete gönderse Allah sana cennetten daha büyük bir nimet vermiş. Altta o soru da vardı sanırım. Allah herkesi cennete atsa olmaz. Allah bütün insanlara cennetten daha büyük bir nimet vermiş. Ki bir adalet gereği de haklıyla haksızın, çalışanla çalışmayanın, elmas ile kömürün ayrılması için bu dünya sahasını icat etmiş. Orası han mı? Yani eğer han ise perdeler çok ilgimi çekti. I don't know where I'm going, but I know where I've been. Sorum da şu, neden düz renk bir perde değil de reklam kokan bir perde, anlatsanıza biraz abilerim. Zaman kaybı. Neden? Asra ayak uydurmak için, ortam görmüş bu kadar genci sıkmamak için, yapmasında da bir mani olmadığı için. Ben böyle sorularda kendime açıklama yaptıkça birazcık şey hissediyorum, garip hissediyorum yani. O dalga geçiyor, ben de açıklama yapıyorum. Soru 2. Kadınlar neden aciz yaratıldı? Erkekler askılı kol kapri ile gezebilirken biz bayanlar neden bütün vücut hatlarımızı örtmek zorunda kalıyoruz? Neden bir erkeğin bizi korumasına ihtiyaç duyuyoruz? Diye sorular yönetiliyor. Yardım ederseniz çok sevinirim. Esselamu aleyküm. Şimdiden teşekkür ederim. Rica ederiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir problemi çözmeden önce, yani bir şeye cevap vermeden önce karşı tarafı tanıyor. Önce ya ne yapman lazım? Hastalık teşhisi. Sanki bu sorunun temelinde böyle birazcık haksızlık yapılıyor. Yani bana haksızlık var dercesine bir mana yaratılıyor.
yaptığı için şöyle bir şey söyleyebiliriz. Haksızlık değil mi erkeklere böyle bize böyle? Haksızlık dediğimiz şey aslında bir haktan gelir. Senin kendinde bir hakkın yok ki bundan bir hak dava edebilesin. Dolayısıyla nefsin ne dedi? Niye böyle oluyor dediğin şeylerde öncelikle bir malikiyetin olması gerekiyor. Senin değil ki tasarruf yetkisini sen istediğin gibi kullanasın. Dolayısıyla bize düşen burada naz değil, niyazdır. Bize düşen isyan değil, şükürdür. Allah'ım bana bunu verdiğin için bu güzelliği sana şükürler olsun. Ben bir kıyafet için mağaza mağaza gezip onun için paralar döken bir insanım. Ki onun üzerine bir şey gelse onun için üzülen, basit bir kumaş parçası için üzülen bir insanım. Benim için bu bile değerliyse bana her saniye nakış nakış dokuduğun beden elbisesi için, aldığım kiloya göre üzerime diktiğin, zayıflamama göre kırptığın, büyüdükçe genişlettiğin, solunumu mu yapan bu beden elbisesi için sana şükürler olsun demen gerekiyor. En başta yapman gereken bu. Sonra, neydi soru? Soru neydi? Yani burada bir haksızlığı önceden kaldırmamız lazım. Yani bu böyle öncelikle hakkımız bizim şükür. Peki bu korunma içgüdüsü, korunulma arzusu neden verilmiş veya tesettür neden verilmiş? Aslında hani bir bayana bunun verilmesi bayanlığına hakaret gibi bir yaklaşım varken İslamiyet ise bunun tam tersi. Sen bayanlığını yaşayabil, sen kadınlığını hissedebil diye sana bu duygular verilmiş. Baktığın zaman sevmeye, sevilmeye, duygusal noktada bir açlığa sahip olan bir kadının elbette ki kadın olabilme ve bu arzuanı karşılayabilmesi için sahiplenilmek duygusunu da içeri yerleştirilmesi lazım. Yani niye bu duyguları yerleştirilmiş? Çünkü buna ihtiyacın var. Yani envai çeşit nimetlerin tadını alabilmek için sana bir aşık hissinin verilmesi gerekiyor. Veya kana kana su içebilmek, onun keyfine varabilmek için elbette ki susuzluğunda yaratılması lazım. Ben kana kana su içeyim ama susamayayım demek gibi. Ben kadınlığımı yaşayayım ama muhtaç olmayayım. Hayır, sen kadınlığını yaşayabil, duygusal açlığını, manevi açlığını, yani cinsel açlığını giderebil diye sende bu duygular yerleştirilmiş. Kadının kadınını yaşayabilmesi için tesettür var. Çünkü değerli şeyler muhafaza edilir, değerli şeyler örtülü gizlidir. Kadının kadınlığını yaşayabilmesi için bir erkek var. Elbette ki aynı zamanda nefsin içinde hüküm altına girmek istemeyen bazı damarları var. Ama bu dik başlı hüküm altına girmeyen damarlarımızın o geçici lezzetlerine karşılık arkada muhabbeti, ilgiyi bekleyen bu narin damarlarımızı aç bırakmayalım. İslamiyet acziyetle o firavun damarlarımızı dik başlı açlığımızı ezerken erkek ve kadın için geçerli, ikisi için de geçerli. İlgi, muhabbet, şefkat, İslamiyet'in diğer özellikleriyle karşılıklı ilişkiler, evlilik gibi mecralarla da bu narin duygularımızı doyuruyor. Abi tek sorun var, nasılsınız? Düşünceli çocuk. Hafız abin triplerde bahar geldi ya, kameranın arkasında gülüp duruyor böyle. Beni soracak olursan kardeşim, ben de iyiyim hamdolsun. Sen bu videoyu izlerken ben çok uzaktan. Ben de bir şey sormak istiyorum, tabii. Allah istemeseydi, istemek duygusunu vermezdi. Ne yani, Allah istediği için mi biz günah işliyoruz? O istediği için mi biz cehennemlik oluyoruz? Eğer bu böyleyse, insan iradesi ortadan kalkıyor ve haşa Allah abes iş yapmış oluyor. Bunun doğru olmadığını biliyorum ama şeytanı susturamıyorum, cevaplarsanız sevinirim. Üstad Bediüzzaman Hazretleri bununla ilgili şöyle bir şey söylüyor. Mesela bir çocuk düşün, küçücük böyle. Babasının omuzlarına binmiş. Babasına diyor ki, baba diyor, ben bu tepeye gitmek istiyorum. Babası ona diyor ki, oğlum oraya gidersen bak orada yağmur var, fırtına var, sıkıntılar. Çıkabilir, hasta olur, üşütürsün. Hayır baba gideceğim, oğlum gitmeyelim. Hayır gideceğim, oğlum gitmeyelim. Baba omzuna çocuğunu alıp oraya götürse, çocuk oraya gittiği zaman hastalansa, işin neticesinde babasına hastalandığı için şikayet edebilir mi? İşte aynen bunun gibi. Bütün olayları Allah yaratıyor. Her şeyi, elimizi kolumuzu, her şeyi Cenab-ı Hak icat ediyor. Fakat burada bunları yönlendirme iradesini bir nebze de bize bir meyille bize bırakmış. Yani şu an bu kolumu kaldırtan Allah. Ama kalkmasını isteyen içimdeki cüz'i iradeyle benim. Dolayısıyla o irademden dolayı Cenab-ı Hak benim mesul kalacak. Ki kötülüklerin, günahların yaratılması şer değil, günahların işlenmesi şerdir. Yani biz bunca uzvumuza günah irade ediyoruz diye ve işin nihayetinde cehenneme gidiyoruz diye bunlar kötüdür diyemeyiz. Çünkü bir, herkes vicdanında bilir, bunu kendisi irade ediyor. Kimse seni zorlamıyor. Yani ben yapmak istemiyorum ama işte elimi kolum gidiyor musun? Demiyorsun değil mi? Ayaklarına kendini tıpış tıpış gidiyorsun. Sen istiyorsun, Allah da istediğin için o işi yaratıyor. Babaya sen söylüyorsun, baba seni götürüyor. Onun gibi. Bir de bunlardan dolayı Cenab-ı Hakk'ı suçlayamazsın sebep. Mesela düşün ki ben sana bir Faber-Castell kalem verdim. Faber-Castell'in kalemi aldın. Envai çeşit yerde işte yazı yazmakta, şiir yazmakta, imzalar atmakta kullanabilirsin ama sen aldın, bir tanesini gözüne soktun. Böyle aldın, ne bakıyorsun lan dedin, hafızın gözüne soktun. Ne gülüyorsun lan? Gülme oğlum. Dedikçe yine soktun. Gül gül. Gül dedim, yine güldün lan. Lan niye gülüyorsun? Gülme de anlatayım. Gülme anlatayım de diyor ya.
Gül hadi bekliyorum ben. Ay Allah. Heh, kalemi batırmıştım. Kalemi batırdın. Tamam bakmayacağım. Kalemi gözüne soktun, işin nihayetinde polis geldi. Şimdi polise şunu diyebilir misin? Ya tamam ben bu kalemi gözüne soktum ama bu kalemi bana Ahmet abi vermişti. Hatta bakın kalemin üstünde Faber-Castell yazıyor. Dolayısıyla suç Ahmet abiden sonra öte Faber-Castell fabrikasının suçudur diyebilir misin? Niye fabrika o kalemi onun için icat etmedi? Sen o icadı yanlış kullandığın için mesuliyet sana ait. Dolayısıyla bunca günaha meyleden arzu ve duygularımız, kabiliyetlerimiz biz günaha gidelim diye değil, Allah'ı tanıyalım diye verilmiş. Biz Allah'ı tanımadığımız, yanlış yönlendirdiğimiz için irademizde mesuliyet bize ait. İşin nihayetine gelen sıkıntıları çekmekte de şikayet gibi bir hakkımız yok. Bir de abi her gece sinirimden uyuyamıyorum. Tam soğuk suyla abdest de aldım ama geçmiyor. Yani bunun merhemi soğuk suyla abdest almak olmayabilir. Yani mesela problem neyse onu mesela buradan yazarsan kardeşim, o problem üzerinden böyle konuşursak daha güzel etkili olur. RNK Show. RNK Show yazmış. Duyuyor mu? Hop! RNK Show yazmış. Starbucks'a gitmek günah mı? Yani Starbucks'ta ne yapacağına bağlı değil mi? Gerçekten kendimi çok garip hissediyorum ha. Yani kahve için gideceksen bir sakınca yok. Kahve içmek günah değil. Ama karı cinsi kesmek için gideceksen, babanın zar zor biriktirdiği paraları unharca savurmak için gideceksen bir kahve 14 lira verilir mi ya? 14 lira. Neydi? Biz 14 lira yemiştik. Verilir mi ya? Biz 14 lira yemiştik. Ya görün işte. Unharca israf etme arada bir olur. Bir de tabii ortamdaki müzik de sıkıntı. Yani sen kahve içeceksen al bir Nescafe evinde iç ya. Hadis inkarcılarına laf etmediniz. Çok güzel ama ne düşündüğünüzü veya destekliyor musunuz merak eden insanlar var. Eğer bir hadis inkarcısı Kur'an bana yeter görüşüne sahipse, Kur'an bana yettiği için hadislere iman etmiş bir Müslümanım. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde Resulüme ittiba etmem gerektiği söyleniyor. Ve Allah Resulüne ne kadar uyarsam Allah'ı da o kadar sevdiğim bildiriliyorsa elbette ki Resulümün hayatı, cümleleri, hali oturuşu, tavrı, mimikleri, sözleri benim için İslamiyettir. Dolayısıyla Kur'an bana yeter, bu yüzden hadisleri kabul ediyorum. Tabii kimseyi burada kırmak istemeyiz ama hakkın da hatır âlidir. Hiçbir hatıra feda edilmez. Ama şey yapalım, hadislerin sahihliğiyle ilgili yakın zamanda bir tane video çeken, biz böyle videomuz yok. Mezhebin hak olduğu ile ilgili bir videomuz var ama hadislerin sahihliğiyle ilgili bir videomuz yok. Onu da en kısa zamanda çekelim inşallah, sözümüz olsun. Elhamdülillah bugünlük bu kadar yeter. İnşallah 3. videonun altındaki, 4. videonun altındaki, hatta gerekirse 1. 2. videonun altındaki sorulara da diğer videolarda cevap vermeye devam ederek imani bütün mevzuları inşallah böyle sizden gelenler serisiyle kısa kısa halletmeye devam edeceğiz Allah ömür verdiği müddetçe. Ben ölürsem öykü sen devam edersin çekmeye. Fıkhi konulardaki soruları fark etmişsiniz belki, çok cevaplamıyoruz. Onu da hafıza sorun. Nasıl soracak hafız? Buraya numarası. Onu da alttan böyle bu fıkhi mevzulara hakim kardeşlerim girip yorum kısmında birbirleriyle yorumlaşarak soru cevap yapabilirler. Yani alt taraf hem sorularda hem videolarda bir cevap vermiş olur, anladın mı? WhatsApp grubu gibi, aşağısı bir WhatsApp grubu gibi olabilir. He, WhatsApp demişken de sorularımızı şöyle WhatsApp numaramıza da yazıp gönderebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Selamünaleyküm.